Merhaba. Ejenam markası kısa bir süre önce makyaj koleksiyonuna yeni bir ürün ekledi. Bunlar Fluid Hues Eye Color ismindeki metalik yapıdaki likit farlar. Ben de bu farları internet sitesinde gördüğümden beri mağazalara gelmesini bekliyordum ve sonunda geçen hafta Türkiye'deki mağazalarda raflardaki yerini aldı bu üründe. Bu üründe çok fazla renk seçeneği var. Krem renkleri var, şampanyalar var, altınlar var, yeşiller, maviler, lilalar. Ben de kendime uygun 3 tane renk seçtim ve bunları şimdi birlikte sizinle inceleyeceğiz. Öncelikle bu metalik yapıdaki likit farların fiyatı 19.99 yani 20 lira. Benim bu koleksiyondan seçtiğim renkler Mulberry Mist, Wood Nymph ve Simply Marvelous ismindeki renkler. İçerik konusuna dikkat edenler için her zaman olduğu gibi içeriği de buraya bırakıyorum. Yukarıdan aşağı şöyle bir baktığımızda en üstteki Metalik bronz yapıda bir likit var. Ortadaki ise gördüğünüz gibi yeşil. Normalde hiç yeşil far kullanan biri değilim ama bunun yapısına gerçekten bayıldım. Daha doğrusu yanar döner çok güzel bir yeşil tonu olmasına bayıldım. Alttaki ise bor domsu tonlarda böyle kızılcık tonlarına diyebileceğimiz bir renk. Ürünlerin aplikatörleri aynı lip gloss'larda olduğu gibi ve aplikatör olarak da ambalaj olarak da Armani markasının likit farlarına oldukça benziyorlar. İnceleyeceğimiz ilk renk Simply Marvelous ismindeki bu metalik bronz yapıdaki far. Gördüğünüz gibi pigmentasyonları oldukça yüksek ve kısa süre içerisinde kuruyup sabitleniyorlar. Su değdirmediğiniz sürece de elinizi ne kadar sürterseniz sürtün hiçbir şekilde yerinden oynamıyorlar. İnceleyeceğimiz ikinci renk ise Wood Nymph ismindeki inanılmaz güzel bir yeşil. Şöyle bir baktığınızda size de Joker'in saçlarını hatırlatmıyor mu? Bu arada beni Snapchat'ten takip ediyorsanız Suicide Squad filmine bayıldım zaten biliyorsunuzdur. Bana göre çizgi romanlardaki Joker'i şimdiye kadar en 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 iyi oynayan Joker olmuş Jared Leto. Buradan bir kez daha bayıldığımı söylemek istiyorum. Neyse ürüne dönecek olursak. Normalde yeşil renk far hiç kullanan biri değilim ama bunun rengine bayıldım. Hatta Armani'nin likit farlarından da yeşil rengi almıştım ki kanalda bu tarz bir likit far incelemem vardı benim. Aşağıya linkini bırakacağım. Yves Saint Laurent'in Dior'un ve Armani'nin likit farlarını inceleyip karşılaştırmıştım sizin için. Armani'ninki daha koyu bir yeşildi ama bu İnanılmaz güzel bir yeşil metalik var. Yani şimdiye kadar gördüğüm en güzel yeşil far diyebilirim kesinlikle. Göstereceğim üçüncü renk ise Mulberry Mist ismindeki. Bu böyle koyu kızılcık bordomsu tonlardaki renk. Gün ışığında bile inanılmaz güzel bir renkleri var. Yani kendilerini çok belli ediyorlar. Flaşlı ışıkta da harika şekilde gözüküyorlar. Yani gece makyajlarında da çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Fakat şimdi asıl konuya gelelim. Evet pigmentasyonları çok güzel, kılıcılıkları çok güzel. Peki ya bu farlar göz kapağında nasıllar? Bu far asla katlanma bölgesine değmemesi gereken bir far. Yani bu farı tüm göz kapağımı uygulayayım, dışarısını hafifçe böyle dağıtayım, böyle kullanayım diyebileceğiniz bir far kesinlikle değil. Katlanma bölgesine değdiği anda çizgi çizgi olmaya ve atmaya başlıyor ki bu 5 dakika içinde falan olmaya başlıyor zaten. Bunu bazla deneseniz de bazsız deneseniz de sonuç değişmiyor. Örneğin ben Dior'un likit farlarını bu yüzden çok seviyorum. Tüm göz kapağına bile uygulayabiliyorsunuz. Asla çizgileşme, katlanma bölgesinde yok olma gibi bir şey meydana gelmiyor. Ama tabii tabii ki arada ciddi bir fiyat farkı var. Bunların da dediğim gibi şu şekilde kullanabilirsiniz. Katlanma bölgesine toz bir far uygulayıp sadece bunu göz kapağınızın üzerine ya da sadece bunu göz kapağınızın üzerine uygulayarak yani asla yukarıdaki katlanma bölgesine taşırmadan uygulamanız gerekiyor. O zaman evet güzel bir sonuç alıyorsunuz ama aksi durumda yani bu ne canım korkunç falan diyorsunuz. Çünkü zaten sürekli göz kapaklarınız yapışmaya başlıyor. Onun rahatsızlığından da kurtulamıyorsunuz. Dediğim gibi asla yukarı çıkmayın. Aşağıda kaldığı sürece Evet güzel bir ürün. Tabii ki her likit farda olduğu gibi bunun için de aynı soru gelecektir. Bunları ruj olarak uygulayabilir miyiz diye. E, farları çok fazla ben dudağa uygulanmasını tavsiye etmem açıkçası. Çünkü onların içeriği ruj içeriğinden farklı oluyor. Hani yanlışlıkla yemek yerken vesaire yeseniz bile bir problem oluşturmasa da bunların içeriğinde bazen daha farklı maddeler olduğundan hani çok daha güvenli olmayabiliyor. Bir o özelliği var. İkinci olarak zaten bu far su değdiği anda çözülüyor. Ruj olarak ben bunları denedim. Evet çok güzel duruyorlar özellikle bu olan ama su değdiği anda çözülüp gidiyor. Ancak sürüp fotoğraf çekebilirsiniz yani. Özetlemek gerekirse hem çok güzel olan hem de eksileri olan farlar olduğunu düşünüyorum. Dediğim şekilde kullandığınız sürece oldukça hoşunuza gidecektir. Ama gözünüzün katlama bölgesine çıktığınız anda yapış yapış çizgilenen korkunç bir far haline geliyor. O yüzden sadece göz kapağınızın üstüne uygulayacaksanız almanızı tavsiye ederim. Benim gibi hepsini dağıtırım. Çok güzel bir far elde ederim falan gibi hayallere hiç girmeyin. Umarım bu video merak edenler için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanalımdaki bu tarz videoları izlemeye devam etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.